Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 2021 Bullet Journal setup'ını hazırlayacağız. Ben önceden birkaç taslağını attım tabii ki. Defterimi de anlatmam gerekirse mavi bir renk, notebook. Şöyle bembeyaz, çizgisiz bir defter. 17 liraya aldım. Ama defterin hani çok fazla markerlı, işte ya çizmeli, gömmeli, böyle çok fazla alengirli bir journal, bullet journal hazırlamayacaksanız herhangi bir defter de kullanabilirsiniz. Ben bundan önceki defterimi mesela BİM'den almıştım. Ve gayet güzel de idare ediyor. Ve şimdi giriş kısmını çizeceğiz. 2021'e giriş kısmını. Şimdi başlayalım o zaman. Şöyle bembeyaz bir sayfamız var. Burası giriş sayfası olacak. Önceden ben bunun taslağını attım gerçekten. Çünkü tarot kartlarını çok seviyorum. Çizmeyi çok seviyorum. Böyle gotik tarzda olsun, hippie art tarzında olsun. Tarot kartları dizayn etmeyi çok seviyorum. Ve bir tarot kartı istedim. Ve bembeyaz sayfaya çizmek istemedim bunu. Ve bu yüzden bir craft defterim vardı. Çok eski, bir milyoncudan almıştım. 5 liraya mı ne? Onun bir sayfasını kopardım ve taslağıma attım. Bunu boyayacağız, renklendireceğiz ve burayı yapıştıracağız. Kenarlarına hiçbir şey yapmayı düşünmüyorum. Belki son anda gözüme çok beyazlık gelirse çizimi boyamamla birlikte. Ona göre bir şeyler yaparız. Şimdi başlayalım. Kullanacağım kalemler. Bir tane şöyle beyaz kalemim var. Geçenlerde kırtasiyeden aldım. 3,5 liraydı. Bakalım ne kadar güzel bir performans sergileyecek bilmiyorum ama çok ucuzdu. Ve bunun bir de böyle altınımsı böyle yeşilimsi bir rengi var. Nasıl çıkıyor kamerada bilmiyorum ama 3,5'tu bunları aldım. Bir de kullanacağım 05 Uniball'un kalemi var. Unipin'in Uni markası. Bir de Artline'ın 02'si var. Biraz daha ince uçlu olması için. Ama bunlara da ihtiyacınız yok. Yani aslında bullet journal hazırlarken hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Elinizde ne varsa sürdürebilir olarak, geri dönüşümlü olarak kullanabileceğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Başka kullanacağım herhangi bir kalemim yok renkli. Evet, birinci sayfamız hazır. Keşke bir kontrol etseymişim, yamuk mu yapıştırıyorum, düz mü yapıştırıyorum diye. Neyse artık böyle olsun burası. İşte ruhumu yansıttığım bir bullet journal videosuna hoş geldiniz. Tabii bir de yapış bakalım. Şimdi arkaya çevirmeye korkuyorum. 1, 2, 3. Şimdi buraya anahtar sayfasını yapacağız.
anahtar kısmında kullandığım benim ilk bullet journalimde çok fazla şey vardı. İşte klasik herkesin kullandığı, işte ertelendi, ertelenmedi, yapıldı, yapar, yapıldı, ha yapılacak gibi bir sürü işaretlemeler koyuyordum ben de. Ama sonra kullanmadığımı fark ettim. Ve az öz olması gerçekten benim için daha önemli. Yapılacaksa kenarına kutu koyuyorum. Tamamladıklarımın içine boyuyorum. Önemli olanlarınkine yıldız koyup not alacağım şeylerin başına nokta koyacağım. Sadece bunlar. Çünkü kalabalığa gerek yok. Gerçekten kalabalığa gerek yok. Hatta bir ara ben o kadar çok şey koyuyordum ki, şunu şöyle yap, şunu şöyle yap diye anahtar kısmıma. Bazen ne koyacağımı unutup en başa dönüp bakıyordum anahtara sürekli. Dedim ki, aa ne gerek var ki böyle şeylere? O yüzden bıraktım. Şeyler eksik. Bu journal'in ana düşüncesi gerçekten dot work oldu biraz. Ama çok boş geliyor gözüme. Yapacak hiçbir şeyim yok. Şimdi şu kavanozun da etrafını böyle çizgiyle getireyim. Kalem denedim bir. 3,5 liraya aldım demiştim ya. Kötü değil. Yani ilk defa yazdım. O yüzden birazcık mürekkebe akmakta zorlandı. Ama güzel yani. ...20-30 lira verip aldıklarımızdan daha kötü değil. Böyle bir örnek verebilirim en azından. Ya şöyle bakayım. Markası da yok üstünde. Glowing yazıyor. Çince bir şeyler yazıyor. O kadar. Şimdi bitirdik. Bunları yapıştıracağız. Yeri geldiği zaman. Şimdi en azından aradan çıktım. Alalım tekrardan bullet journal'imizi buraya. Kitabımızı da koyalım. Evet, bu
giriş sayfamız oldu. Şimdi anahtar sayfamız da burası olacak. Şuraya şunu silelim. Bunun arkasına yapıştırıcımızı sürelim. Sonra yapıştıralım. Şimdi hedefler sayfasımıza geldik. Burada hedef kısmına şöyle bir mantarlı bir çizim yaptım. Akademik, kişisel gelişim, YouTube ve yabancı dili olarak 4'e ayırdım. Bunları nasıl renklendirmem konusunda çok kararsızım. Renklendirmeli miyim? Onda da çok kararsızım. Mantarların yuvarlaklarını da geçeceğim. Bu arada arkasına geçiriyor mu bakalım? Geçirmiyor. Yaşasın. Ne varsa ucuzlukta var arkadaşlar. 3,5 liraya aldım. Gerçekten. Gerçekten 2021 yılı benim için çok önemli bir yıl olacak. Hem akademik anlamda 2020 de benim için çok özel bir yıldı. Ne kadar felaketler üstüne felaketler gelse de benim için anlamı her zaman çok farklı olacak bir yıl 2020. 2021'de bunun devamı kendime biraz daha özen gösterdiğim akademik hayatım için çok önemli adımlar attığım bir yıl olacak 2021. Çok yoğun geçecek bir yıl olacak. Ve bunların sonuçlarını hep beraber göreceğiz. O yüzden heyecanlıyım yani. İstediğiniz gibi kişiselleştirebileceğiniz bir şey. Yani şuralara kağıtlar kesip yapıştırıp altların üstlerine yazılar yazılabilir. Tamamen boyanıp şu yazı yazacağımız alanlara kağıt yapıştırılabilir, üstüne yazı yazabilirsiniz. İstediğiniz, aklınıza gelebilecek her şeyi yapabilirsiniz. Ama benim bu sayfa için yapacağım şeyler bu kadar. Diğer sayfamıza geçiyoruz. Burada da ben bu aralar özellikle karantinaya girdiğimizden beri hem online sertifika alabileceğim hem de kendimi geliştirebileceğim eğitim videoları izlemeye başladım her alanda. Bunda zamanı yönetmekten tutun, kendinizi nasıl organize edersinizden tutun. Aklınıza gelebilecek her alanda internet üzerinden eğitim alma şansınız var. Aldığım eğitim setlerini yazabileceğim bir sayfa oluşturmak istiyorum. Burada Udemy'de, İstanbul Akademi'yi de kullanıyorum. Birçok Coursera, YouTube, bir sürü alan var. Bu konuda da bir bilgilendirme videosu çekerim size isterseniz eğer yorumlarda belirtirseniz. Seve seve kullandığım şeyleri sizinle paylaşırım. Çok sağlıklı oluyor. Burası tamamen yazı alanı olacağı için sadece başlığıma birazcık detay ekleyeceğim ve böyle bırakacağım. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Çünkü çok fazla yazı yazacağım bir alan olacağı için şöyle ufak ufak çizikler atıyorum. Artık anlaşıldığı üzere süsleme algım benim. Nokta koymak ya da çizikler atmak. Yazım da çok güzel bir yazı değil. Aslında Blue Journal videosu çekerken uf ne güzel yazıyor ya insanlar diye birazcık çekincem vardı. Ama ne önemi var ki? Gerçekten hiçbir önemi yok. Yeter ki yapalım yani. Şöyle çizikler atıyorum. Bu sayfa da bitti. Çok kısa sürdü.
Evet, burası 2021 boyunca okuyacağım kitapları yazacağım bir alan olacak. Bunun için şöyle bir tasarım. Altın harflerle yazmak gibi bir planım var. Arka sayfasını boş bıraktım. Çünkü buraya da gelecek. Eminim. Bu sayfaysa diziler sayfamız. Şimdi playlist kısmına gelmiş. Tasarım şöyle olacak. Üstlerine en çok dinlediğim şarkının kapak fotoğrafını yapıştıracağım. O yüzden boş kalacak şu anda oraları. Playlist kısmı başlığımın yanına yazdığım Cry Baby ise Melanie Martinez diye bir şarkıcı var, sanatçı. Çok seviyorum, çok. İlk çıktığı zamanlardan beri takip ediyorum. Onun en sevdiğim albümlerinden birisi. Onu böyle arda arda yazarak bir tasarım oluşturmaya çalıştım. Bitirdiğimize göre diğer sayfamıza geçebiliriz. Arka sayfamıza geçebiliriz. Burası birikim yapacağım sayfa olacak. Başlığımı atıyorum. Şöyle olacak. Ayları yazdım. O ay artık ne kadar kenara para attıysam onun miktarını da karşıya yazacağım. Karşılarına. Ve bu sayfanın tasarımı da bu kadardı. Bu sayfa wish, need, want ve buy. Dilediklerim, almak istedim. Biraz daha money ile alakalı olarak aslında alışverişle ilgili bir şey. İhtiyaçlarım. Ama tabii ki bu aylık ya da herhangi haftalık bir ihtiyaç değil. O sene boyunca almak istediğim daha yüklü ihtiyaçlar. İstediklerimi aldıklarım diye bir bölüm yaptım. Aslında 2019'la beraber benim beslenme tarzım, hayata bakış açımla ilgili çok fazla gelişme gösterdiğim ve değiştiğim bir alan oldu. 2019'un ortalarında vejetaryen olarak beslenmeye karar verdim. Ve 2020'nin sonlarına doğru ise artık vegan beslenme tarzına geçmiş bulundum. Yani vegan yaşam tarzına, hatta beslenme tarzı diyemeyeceğimiz kadar geniş bir alan olduğu için geçmiş bulundum. Ve
yeni, çok yeni şeyler öğreniyorum. Her gün sonsuz sayıda bilgi kaynağına erişmeye çalışıyorum. Okumaya çalışıyorum, öğrenmeye çalışıyorum. Ve bununla ilgili bir sayfa da yapmak istedim. Farkındalık açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Araştırmamız, öğrenmemiz gereken bir alan olduğunu düşünüyorum. Ve böyle bir tasarım yaptım. Buraya hoşuma giden tarifleri ya da kullandığım vegan ürünlerin beğenmediğim, ki beğenmediğim çok fazla oluyor. Yani çok başarılı bulamıyorum. Yazabileceğim bir alan oluşturmaya karar verdim. Buraya da yazıyoruz. Friends. Not. Food. Evet. Arkadaşlarımız bizim yemeklerimiz değildir. Şuraya tatlış bir inek çizmeye çalıştım. Pek tatlı olmadı. Ama idare ederiz bence. Dediğim gibi hem vejetaryen beslenmeye geçmem, hem 2020'nin sonlarında artık vegan olmam gerçekten çok büyük değişiklikler gözlemliyorum kendimde ve bu değişiklikler beni mutlu ediyor. Hem vicdanen, hem dünyanın artık günümüzde, yani Aralık ayındayız, hala tişörtle gezebilecek kadar hava sıcak. Ne bunlar arkadaşlar, normal şeyler değil. Hani bir şeyi yanlış yapıyoruz, orası kesin. Ve insan dünyayı değiştirmek istiyorsa, benim felsefeme göre önce kendisi değişmeli ki dünyaya ne katabileceği açısından bir fikri olsun. Bu konuyu da çok önemli buluyorum. Ve konuşulması gereken şeyler olarak görüyorum. Ve birbirimizi yanlış anlamamız gerektiğini, hoşgörülü olmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü insanoğlu ötekine muhtaçtır. Yani ötekiyle var olan bir varlıktır. İletişim, etkileşim olmadan insanoğlu hayatta kalabilecek bir canlı değil. Bunun farkında olarak birbirimize ne kadar çok şey katarsak, ne kadar çok birbirimize anlatırsak, paylaşırsak, o kadar çok ilerleme göstereceğimize inanıyorum. Ve şimdi son sayfamız olan notlar kısmına, bunu da bir sayfa bıraksam yeterli. Ve sonra genel bir göz atıp videomuzu kapatacağız. Şimdi baştan sona ne yapmışız bir bakalım. 2021 giriş sayfamız. Bence hoş bir tasarım oldu. Şöyle anahtar sayfamız, kısa ve öz işaretlemelerimiz, burası hedeflerimiz olacak 2021 yılında. Burası da bahsettiğim gibi eğitim setlerimi yazacağım alan, burası okuduğum kitapları listeleyeceğim alan. Şöyle geçiyorum, burada izlediğim filmleri yazacağım alan, dizilerim. Playlistim, en sevdiğim şarkılar ve Old Ways Won't Open New Doors. Eski yollar, eski yöntemler size yeni kapılar açmaz gibi bir söz yazdım. Çünkü sürekli bir değişim ve gelişim içerisindeyiz. Tabii ki para biriktirme alanım ve harcama alanım. Burası dediğim gibi beslenme alanı. Ve notlar kısmı ile birlikte setup'ımızı bitirmiş bulunmaktayız. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Sizinle konuşmak kendimi iyi hissettiriyor. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.